Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Elazığ'da 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 226 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekimine katılan Vali Doktor Ömer Toraman, devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi. Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Burada birinci kura kabına hak sahiplerini boşaltıyoruz. İkinci kura kabı konutlar için. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 226 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binası'nda kura çekimi törenle gerçekleştirildi. İki sıra numarada kayıtlı Doğancık E2 zemin 2-3+1. Törende konuşan Vali Ömer Toraman, yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. İl merkezindeki hak sahiplerimiz büyük ölçüde konutlarının kurasını çekerek konutlarını yerleştiler. Kırsal kesimde de bizim hak sahibi vatandaşlarımızın şu ana kadar yaklaşık %55'i, hak sahiplerinin %55'i konutlarını teslim aldılar. Yaklaşık %30'u da vatandaşlarımızın konutlarının inşaatı devam ediyor. 1922 konutun inşaatı hali hazırda devam ediyor. Bunlar peyderpey bittikçe vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Dolayısıyla konutunu teslim alan ve inşaatı devam eden hak sahiplerimizin toplamı yaklaşık %84 seviyesine ulaşmış bulunuyor. En son merkez ilçe köyleri ile Maden ilçesi köylerinin konutlarının ihalesi yapılmıştı. Bunu daha önce duyurmuştuk. Kalan %16'lık kısım içinse hem ihale hem yer seçimi ve hukuki sebeplerle bekleyen hak sahiplerimiz var. Onların da işlemleri devam ediyor. Toraman, devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini dile getirdi. Merkezde en son yemişlik 11. ve 12. etabın kuralarını çekmiştik. Onlarda geçici kabulü yapılmak üzere. Bu hafta geçici kabulleri yapılıyor. İnşallah eksiklikleri, tespit edecek eksiklerin tamamlandıktan sonra da vatandaşlarımıza anahtarlar da teslim edilecek. Öte yandan yine yemişlikte 13. ve 14. etap olarak bir konut ihalesi de gerçekleştirildi. Bu konutların da inşaatına başlandı. Yer teslimi yapılarak başlandı. Köylerde, kırsal kesimde hak sahibi olan vatandaşlarımız için malumuz öncelikle kendi yerinde, kendi arsasında konutları münferit olarak yapılıyor. Ancak uygun olmayan arsası, arazisi uygun olmayan vatandaşlarımız için de köylerde, uygun mevkilerde, toplu alanlarda konutları inşa ediliyor. Sevgili seyirciler, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Salı Baba ve Olgunlar mahallelerini ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaşları dinledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları'nın mahalle ziyaretlerindeki ilk durağı Sanayi Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Necati Karataş'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,
Elazığ Belediyesi'nin Sanayi Mahallesi'nde yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdi. Başkan Şerifoğulları daha sonra birim müdürleri ve mahalle muhtarları ile birlikte mahallede yapımı tamamlanan projeler ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları'nın bir sonraki durağı ise Olgunlar Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Hikmet Dursun'u ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini not alan Başkan Şerifoğulları, ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre Elazığ'ın 7 ilçesinin kaymakamı değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan atama kararı ile Elazığ'ın 7 ilçesinin kaymakamı değişti. Resmi kararnamede yayınlanan kararname ile Elazığ'ın Ağın, Arıcak, Baskil, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivice ilçelerinin kaymakamları değişti. Resmi gazetede yayınlanan atama kararlarına göre Ağın kaymakamlığına Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Arıcak kaymakamlığına Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, Baskil kaymakamlığına Van Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kovancılar Kaymakamlığı'na Bingöl Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli, Maden Kaymakamlığı'na Balıkesir Dursun Bey Kaymakamı Rahmi Bulut, Palu Kaymakamlığı'na Trabzon Köprübaşı Kaymakamı Hulusi Teke, Sivrice Kaymakamlığı'na Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin getirildi. Kararname ile birlikte Ağın Kaymakamı Neslihan Kısa Ankara Vali Yardımcılığı'na, Arıcak Kaymakamı Onur Şan Hatay Vali Yardımcılığı'na, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Hatay Belen Kaymakamlığı'na, Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Kütahya Simav Kaymakamlığı'na, Maden Kaymakamı İdil Özdemir Doğan, Elazığ Vali Yardımcılığı'na, Palu Kaymakamı Tayfun Deli Denizli, Buldan Kaymakamlığı'na, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Çorum İskilip Kaymakamlığı'na atandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 11 Ağustos'ta yayımladığı elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, GESE milyonlarca yatırım yapan üretici adeta kaderiyle baş başa bırakılmaktadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 11 Ağustos'ta yayınladığı elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulundu. EPDK'nın yayımladığı yönetmeliğin üreticiyi korumaktan uzak, hukuksuz ve keyfi olduğunu belirten Erol, bu yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'nın 2019'da yayımladığı kararnamenin uygulama esaslarını düzenleyen bir yönetmelik. Ancak üreticimizi fazlasıyla mağdur edecek bir yönetmelik. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere pek çok OSB bu karara tepki gösteriyor. 2019'da yayımlanan kararname uyarınca GESE milyonlarca yatırım yapan üretici adeta kaderiyle baş başa bırakılmaktadır dedi. Erol, yatırımcımız projeleri için milyonlarca kredi kullanmış, projeler hazırlatmış, sözleşmeler imzalayarak yükümlülük altına girmiş, zaman harcamış ancak Ankara'da bir kurum sahadaki gerçeklikten habersizce keyfi ve hukuksuz bir karar alabiliyor. Hukuksuzluk diyorum çünkü söz konusu yönetmeliğin yürürlüğü, yönetmelik yürürlük tarihinden itibaren değil, 2019'dan süreci başlatıyor. Bu, hukukun geriye yürümezlik ilkesine aykırı bir durumdur. Her gün oturdukları yerden yatırım, üretim, istihdam, ihracat masalı okuyanlar, sanayicimizi şalter indirmeyle yüz yüze bırakmaktadır. Zaten uyguladıkları akıl dışı ekonomi politikalarıyla ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine sokan, ekonomiyi adeta batıran AK Parti hükümeti, enerji gibi üretimde en büyük girdi kalemiyle ilgili de mantık dışı uygulamalar ortaya koymaktadır, dedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Denetimlerde 1429 kişi sorgulandı, 29 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilk uygulamada 114 kişi yakalanırken,
Şahıslardan 29'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. Denetimler esnasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 48 adet fişek, 1 adet tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil ve bir motosikletin ele geçirildiği bildirildi. Gerçekleştirilen bir sonraki asayiş denetiminde ise 1429 şahıs sorgulanırken 321 araç kontrol edildi ve 184 umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 7 şahsın yakalandığı uygulamada 2 şahıs da narkotik madde ele geçirildi. Aynı zamanda 2 kayıp şahıs bulunurken 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 5 araç sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürüyor. Son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken 10 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Çalışmalar sırasında çeşitli maddeler ele geçirildi. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman ve Emniyet Müdürü Celal Sel'i ziyaret ettiklerini kaydederek Elazığ Valisi Toraman'a sorunları ilettiklerini söyledi. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, muhtarlarla birlikte Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel'i ziyaret ettiklerini söyledi. Bugün hepimizin güvenliği için emniyet şarttır. Emniyet olmadığı yerde insanların yaşama şansı olmaz. Eşkıyalar, çeteler oluşur. Bu nedenden dolayı biz sadece dünkü gidişimiz sadece emniyete destek amaçlı gittik. Muhtarlar olarak emniyete destek için gittik. Gülbasan mahallelerde yaşanan sıkıntıları Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman'a ilettiklerini söyledi. Biz önce Sayın Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik. Ondan sonra da Sayın Valimize yapmış olduğumuz ziyareti anlattık. Sıkıntıları, bundan sonra doğacak sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Tabii ki yani şimdi bir tek emniyetin yapacağı bir iş değil. Elazığ'da evet gerçekten bazı olaylar oluyor. Ama Türkiye gündemine baktığınız zaman da İnanın ki haberleri açtığınız zaman insan nefret ediyor, artık haberlere bakmak istemiyor. Bu Türkiye'ye yayılan bir, yani insanlar artık bir cinnet şeyine gelmiş. Burada herkese görev düşüyor. Bir tek emniyete düşmüyor tabii burada. Başta aileler olmak üzere, sivil toplum örgütlerine, milli eğitime, yani cami imamlarına, burada İleri gelen insanlara, burada herkese görev düşüyor. Bu gençler bizim gençlerimiz. Tabii önümüzde okullar açılıyor. Onunla ilgili de biz Sayın Müdürümüzden görüştük. Sayın Valimizden görüştük. Bu konuları da gündeme getirdik. Sofraların vazgeçilmezi olan kurutmalık sezonu başladı. Kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar pazarın yolunu tuttu. Kış aylarının yaklaşması ile patlıcanından biberine bir Elazığ klasiği olan kurutmalık sezonu açıldı. Yaz aylarının sonlarına gelmeye başladık. Vatandaşlar ise sıcak havayı iyi bilip kurutmalıklara başladı. Peki patlıcandan bibere kurutmalık fiyatları ne kadar? Sizler için esnaflara sorduk. Patlıcan, biber, işte domates alıyoruz. Biber aldık, patlıcan aldık. Bir nane, reyhan alacağız inşallah. Bir de çemen yapıyoruz, domates alacağız bulabilirsek. Kış için hazırlıklara başladık mı? Para yok ki başlayalım. Zaman ama. Para olsa başlarız. Kurutmalık hazırlığına başlayanlar da başlamayanlar da sebze ve meyvenin ilk durağı pazarın yolunu tuttu. Vallahi biz daha başlamadık kızım. Öyle bir önümüzdeki haftaya olabilir. Kurutmalıklarınıza başladınız mı? Evet, başladık. Abi, şu anda aslında pahalıdır. Daha var, zamanı var. Böyle bu ayın 20-25'inden sonra.
Yani şu anda millet aceledir, boşuna aceledir. Çünkü tam biber zaten 10 gün falan biber çıkmış. Biber düşecek ama millet sabır etmiyor. Onun için hani hep birden bastırınca bu sefer de fiyat yükseli. Yoksa fiyat normaldi mesela. 7-7,5 liradan aşağı herhalde düşmez. Mazot pahalı. Hani köylü mazot ne ki? Budur yani. Ne? Kurutmalık hazırlıklarına başladık. He, başladı. Bak almışız da. Neler aldınız? Domates, patlıcan, biber işte bunları aldık. Bu sefer pazardaki fiyatlar hem esnafları hem de çoğu vatandaşı tatmin etti. Valla şu anda uygundur ama kurutma zamanı geldi mi sürekli artırıyorlar. Ya geçen seneye göre tabii %50 fazla ama gene de idare edeceğiz, yapacak bir şey yok, her şey zamlı. Valla fiyatlar çok uygun düştü yani, çok düştü. Fiyatlar uygundur. Geçen sene fiyatın oranına vurduğun zaman aynı fiyata geliyor. Yani aşırı bir yüksek değil. Yani bu pahalılığa göre iyidir yani. Fiyatlar şu anda normaldir. Millet yani köylünün zahmetine karşı normaldir. Pahalı bu sene. Her seneye göre bu sene çok pahalı. Daha bir şey yapmadık yani. Siz ay kurutmalık için neler aldınız? Vallahi da hiçbir şey almadım. Bir nanenle reyhan almışım. Para pahalı, her şey pahalı yani. Ne yapalım daha artık? Pahalı ucuz alacağız yani. Şu anda. Fiyatlar yüksek. Hem biz emekliye göre yüksek. Belki piyasaya göre uygundur. Kurutmalık fiyatlarında ise son durum şöyle. Patlıcan 5 lira, biber 7 lira, domates 5 lira, nane ve reyhanın bağı ise 25 lira. Biber 7,5 7, patlıcan 5 lira. Biber 10 liradan 7,5'a düştü. Balcan 7,5'tan 5'e düştü. Uygundur. Alıyorlar domates, biber alıyorlar fasulye kurutmak için. Uygun ablacığım, bağlarımız böyle 25 lira. Gayet uygun. İçerisinde 10 deste var. Uygun. Elazığ Belediyesi Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla Kültür Park'ta Aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Öte yandan Muharrem ayının önemi ve Ehlibeyt sevgisi konulu seminer düzenledi. Elazığ Belediyesi Aşure günü dolayısıyla Kültür Park'ta Aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Programa Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muhammed ne diyor daha? Mehteran gösterisiyle başlayan etkinlikler, Kerbela şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. İnne iddeteşşuhuri indellahi ifnâ aşara şehran. Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşureyi kendi elleriyle vatandaşlara ikram eden Başkan Şerifoğulları, daha sonra etkinlik için alanı dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Benimki daha iyi. Öte yandan Kadın Yaşam Merkezi'nde ise Muharrem ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Muharrem ayının önemi ve Ehlibeyt sevgisi konulu seminer düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi Kadın Yaşam Birimi ve İl Müftülüğü İşbirliği ile düzenlenen seminerde İl Vaizesi Zayka Bozkurt Budak, seminerde Muharrem ayının faziletleri ve Ehlibeyt sevgisini anlattı. Hicri takvimi. Hazreti Ömer fiile ne yaptılar? Hicreti. Seminer sonunda ise Kerbela şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yurtbaşı Beldesi'ne 3 otobüs ve 1 kepçe kazandırıldı. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz araçların hemen hizmete gireceğini belirterek araçların beldeye hayırlı olmasını diledi. Yurtbaşı Beldesi'ne 3 otobüs ve 1 kepçe kazandırıldı. Yeni otobüslerin deneme sürüşüne Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz eşlik etti. Yeni araçların belediyeye hayırlı olmasını dileyen Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, katkılarından dolayı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk ve emeği geçenlere teşekkür etti. İnşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Beldemize hayırlı olsun 3 tane otobüs. Bir tane de kepçe aldık. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden Allah ondan da razı olsun. Tabii ki biraz da bize destekleri de oldu. Sayın
Suat Başkanıma da şükranlarımı buradan sunarım. Allah ondan da razı olsun. Bir kepçe de o bize cüzi bir parayla hediye etmiş gibi sayılır. Allah ondan başkanımızdan da razı olsun. Başkanımız gerçekten de bize çok destek çıkıyor ve yönetimi kurulu da İzzet abi de ondan sonra müdürümüz de yani bütün organizasyon yönetim kurulu her zaman yanımızda olmuştur. Biz de her zaman onların yanındayız. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunarım. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu'nun 25 Eylül tarihinde Elazığ'a geleceğini duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen toplantılara iştirak eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu ile bir görüşme yaparak Elazığ'da gerçekleştirilecek olan organizasyonlar hakkında bilgi vererek kendisini Elazığ'a davet etti. Başkan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve çok önemli bir gündem oluşmaması halinde Hisarcıklıoğlu'nun 25 Eylül 2022 tarihinde Elazığ'da olarak yapılacak tüm programlara katılım sağlayacağını ifade etti. Başkan Arslan, oda olarak üzerinde uzun bir süreden beri hazırlık yaptığımız Elazığ ekonomisine değer katanlar programı ile lansman programımız hakkında Genel Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na detaylı bilgilendirmelerde bulundum. Bu hizmet dönemimiz içerisinde yaptığımız faaliyetlerin kısa bir sunumu, ödül töreni, açılışlar ve temel atma gibi birçok etkinliğin yer alacağı Elazığ programı için Genel Başkanımız büyük bir mutluluk duymuştur. Davetten büyük bir memnuniyet duyan ve Elazığ'a çok özel sempatisi olan Genel Başkanımız, iş dünyamızda inşallah 25 Eylül tarihinde çok güzel bir organizasyonla buluşturulacak ve Elazığ'a yakışır bir ev sahipliğinde ağırlamış olacağız, dedi. Elazığ'da bir iş yerinden 30 adet palet çalan ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Bir kamu kurumuna ait kabloları kesen başka bir hırsız da suçüstü yakalandı. Bir iş yerinden 30 adet palet çalınması olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 5 adet suç kaydı bulunan şahıs tespit edildi. Şüpheli motosikletle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 adet suç kaydı bulunan başka bir hırsız da bir kamu kurumuna ait kabloları keserken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan hırsız İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yavuz Oğuz, Elazığ Ticaret Borsası Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yavuz Oğuz, Elazığ Ticaret Borsası Başkan adaylığını açıkladı. Elazığ Ticaret Borsası'nın şehrin 85 yıllık köklü bir kurumu olduğunu ifade eden Oğuz, ticaret hayatının içerisinde birçok sektöre hizmet veren biri olmam, üyelerimizin teşviki ile bilgi becerisi ve tecrübesi yüksek ekibimizle birlikte bu görevi en iyi şekilde yürüteceğimize inandığımızdan bu hizmete yeniden talip olduk. İlimizi her platformda en yüksek, en iyi ve anlaşılır bir şekilde temsil edeceğimizden, hizmeti tabana yayarak yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin bildiği üzere ilimizin ekonomisi tarım ve hayvancılıkla hayvansal ürünlere dayalı bir yapıya sahiptir. Son yıllarda daha da kıymetli hale gelen temel gıda üretimi ve pazarlaması konusunda sektör bazlı üreticiden tüketiciye bütün paydaşlarla çalışmalar yaparak çözüm üretmek için ilimizdeki kurumlarla koordineli çalışarak verim artırmanın ve pazarlamasının çarelerini arayacağız, dedi. Oğuz açıklamasında, üyelerimiz tarafından görev verildiği takdirde sorunlara çözüm üreten hizmet odaklı çalışacağız. Kazanan ülkemiz, tarımı, hayvancılığı, üyelerimiz ve müstahsillerimiz, bütün paydaşlarımız ve şehrimiz olmalıdır. Üyelerimizle sürekli istişare içerisinde olan borsa olacağız. Katılımcı, çoğunluklu, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla idari ve mali disiplini sağlayarak hizmet odaklı çalışacağız. Genç, dinamik, tecrübeli, geniş sektörel tabanlı bir ekiple geliyoruz, dedi.
İklim değişikliği florayı etkiledi. Arıcılar bu yılda umduğunu bulamadı. Kış ile bahar aylarındaki yağışlar nedeniyle ümitlenen ve rekor bekleyen arıcılar beklentilerinin karşılığını maalesef alamadı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu yıl bol yağışlı kış ve bahar ayları yaşandı. Geçen sene yaşanan kuraklık ve toz taşınımıyla son 10 yılın en düşük verimini alan ve bu yıldan çok ümitli olan arıcılar umduğunu bulamadı. İklim değişikliği nedeniyle endemik bitkilerde adaptasyon sorunu yaşanırken, yine zamansız esen rüzgarlar, ani yağışlar, aşırı sıcaklar ve dolu gibi meteorolojik olaylar bitkileri olumsuz etkiledi. Bu sezon ilkbahar mevsimi çok iyi geçiyordu. Arıcılar olarak bizler hepimiz çok umutluyduk. Son yılların en iyi senesi olarak bakılıyordu. Ama ilkbahar dönemi, ben arıcık yaptığım süre içerisinde 25 yılın en iyi ilkbaharını yaşadık. Ama bal sezonuna gelince daha yaylaya çıktığımızda tam tersi oldu. 25 senenin en kötü bal sezonu olarak geçti. Bu durum paralel olarak kentte 100 bin kovanla faaliyet gösteren 1100 arıcıyı da olumsuz etkiledi. Elazığ ortalamasına baktığımız zaman kovan başına kilogram 12 kilogramda olması gerekirken verim ortalaması, Türkiye geneline baktığımız zaman ise bu ortalama 15 kilogramda seyrediyor. Geçen yıl bizler bu bölgede Elazığ coğrafyasında 4 ile 6 kilogram civarında kovan başına bir verim elde ettik. Bunun da bölgedeki rekolteye yansıması ortalama 500 ton civarındaydı. Bu yılda yine bizler şu anda bal sağım sezonuna girdik. Özellikle bir yılın umudunu, ümidini arıcılarımız şu anda sağımına başladı. Geçen yıldan bir farkı yok. Geçen yıl nasıl kötü geçtiyse bu sene de maalesef olumsuzluklar neticesinde sağımdan çok beklentimiz söz konusu değil. Ancak geldiğimiz şu noktada bal hasadı noktasında maalesef umduğumuzu bulamadık. Şu anda bölgede bal hasadı başladı. Arıcılarımız hasadını yapmak üzereler. Bizlerin sahada almış olduğu bilgi neticesinde bölgemizde bu sene takriben geçen yıla paralel bir verim olduğunu görmekteyiz. Ortalama kovan başına 6 ila 8 kilogram bir verim ve rekolte olarak da yaklaşık 500 ile 600 ton civarında bu bölgede bal eldesi gerçekleştireceğiz. Kovan başı 6 ile 8 kilo bal alınırken 500-600 ton arası rekolte bekleniyor. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Akciğer kanseri ve göğüs kitlesi ameliyatları VATS yöntemiyle gerçekleştirildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri ve göğüs kitlesi ameliyatları başarıyla yapıldı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde nadir uygulanan yöntemlerden biri olan VATS yöntemini başarıyla uygulayabildiklerini ifade eden operatör doktor Semih Koçyiğit, anahtar deliği boyutunda 3 cm'lik tek bir kesiden girilerek operasyonun gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yöntemi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez uyguladıklarını anlatan operatör doktor Koçyiğit, kameralı, kapalı bir sistemle akciğerler arasında kalp ve kalbin büyük damarları, yemek borusu, soluk borusu arasında kalan çok riskli ve dar bölgeden ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiğimiz 68 yaşındaki akciğer kanser tanısı olan hastamız, göğüs boşluklarında kitleleri olan 21 ve 44 yaşlarındaki hastalarımız şifa ile sağlıklarına kavuşturulmuştur, dedi. Allah rahmet etsin. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar versin. Elazığ'ın Sivrice ilçesi Ilıncak köyü sakinleri depremin ardından yıkılan camilerini yaptırmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Sivrice'ye bağlı Ilıncak köyündeki cami 6.8'lik deprem sonucunda yıkıldı. Köylüler kendi çabalarıyla bir miktar para toplamasına rağmen caminin yapımına başlanması için yeterli tutara ulaşamadılar. Ilıncak köyü sakinleri cuma namazı kılınacak yer ve imam olmadığından dolayı cuma namazını kılmak için yakındaki köylere gitmek zorunda kalıyor. Köy sakinleri camiye ihtiyaçları olduğunu belirterek hayırseverlerden destek istedi.
Mustafa Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmağan abisi, Elazığ Belediyesi personeli Enes Çakmağan babası Kazım Çakmak vefat etti. Merhum Kazım Çakmak kılınan cenaze namazının ardından Mollakendi beldesinde bulunan aile kabristanına defnedildi. Aile taziyeleri Sanayi Mahallesi Ağaçelik Camii'nde kabul edecek. Mustafa Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmağan abisi, Elazığ Belediyesi personeli Enes Çakmağan babası Kazım Çakmak 63 yaşında hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kazım Çakmak için cuma namazı sonrası Kışla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Resulullah için salavata, beyit için duaya. Allahu Ekber! Cenaze namazına Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, il, ilçe, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Çakmak, kılınan cenaze namazının ardından Mollakendi Beldesi Güntaşı Mahallesi'nde bulunan aile kabristanına defnedildi. Aile taziyeleri Sanayi Mahallesi Ağaçelik Camisi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Kazım Çakmak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Merhum emekli astsubay Mehmet Ayazoğlu'nun eşi Alper ve Alpay Ayazoğlu'nun da anneleri Ayşe Mesrure Ayazoğlu vefat etti. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Haraba Camii köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Merhum emekli astsubay Mehmet Ayazoğlu'nun eşi Alper ve Alpay Ayazoğlu'nun anneleri Ayşe Mesrure Ayazoğlu hayatını kaybetti. 65 yaşında akciğer hastalığı nedeniyle vefat eden Ayşe Mesrure Ayazoğlu için cuma namazına müteakip Nurullah Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Haraba Camii köyüne defnedildi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aile taziyeleri Nurullah Camisi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhume Ayşe Mesrure Ayazoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Sevgili seyirciler, şarküteri üzerine hizmet verecek olan işletme Doğukent Mahallesi'nde hizmete girdi. Saylan Gıda ve Şarküteri Doğukent Mahallesi'nde hizmete açıldı. Bu kardeşlerimizin bu hayır işlerinde bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Cihanda utandırma ya Rabbel Alemin. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Rabbim razı. İşletmenin açılışına AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Yazı Konak Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Elazığ Karma Esnaf Oda Başkanı Hakan Albayrak, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Oda Başkanı Cebrail Top'ta katılım sağladı. Yeni bir işletmenin yeni bir istihdam olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, işletmenin hayırlı olmasını temenni etti. Öncelikle yeni bir işletme, yeni bir istihdam demek. İşletmenin ürünleri açısından baktığımızda da süt ve süt ürünleri. Bu sahada da çok ciddi bir Tarım Bakanlığımızın desteklerini görüyoruz. Süt ürünlerini özellikle. Yaklaşık 3500 çiftçiye çok ciddi anlamda süt desteğinin olduğunu biliyoruz. Bugün yeni bir işletme açılıyor. Öncelikle bu yeni işletmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdilik 5-6 kişi çalışacak ama ben inanıyorum hem buranın sayısı artacak hem şubelerinin sayısı artacak. İşletme sahiplerine ve ortaklarına hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Oda Başkanı Cebrail Top, yöresel ürünlerin uygun fiyata satıldığını belirterek işletmeyi tebrik etti. Baktığın zaman hepsi
İnanın yöresel ürünlerimizin hepsi şifa kaynağı. Yani sanki biz bir şarküteriye değil de bir eczaneye gelmiş gibi kendimi burada hissettim. Hepsi doğal, hepsi organik. Özellikle baktığın zaman fiyatları işte balımıza, yoğurdumuza, yağımıza, çökelimize, peynirimize fiyatları çok çok uygun. Özellikle bu bölgeye hitap edecek, bu bölgede insanların ihtiyacını karşılayacak bir iş yeri açtık. Onun için çok mutluyum. Ben bu anlamda sizleri çok tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Farklı yerlerde şube açacaklarını belirten işletme sahibi Abdülmuttalip Saylan, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Biz bu açılışımızı dostlarımız için, arkadaşlarımız için, tüm Elazığ halkı için yaptık. İnşallah böyle şubeleşmeye gideceğiz. Burası bir deneme şubesidir bizim. Bütün ürünlerimiz hemen hemen doğaldır. Birkaç ürün hariç birçoğu dediğimiz gibi doğaldır, kalitelidir, markadır. Hep doğadan gelenlerdir. Bugünkü açılışımızda dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Allah razı olsunlar. Bize çelek gönderen, telefon eden, tüm gelemeyen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor, Erzurum Palandöken'de oynadığı 3. hazırlık maçında 3. lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Erzurum Palandöken'de lig öncesi ikinci etap çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığ Spor, oynadığı 3. hazırlık maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçta tamamlanırken, Bordo Beyazlı takımımızın golünü Mesut Saray kaydetti. Takımımız Karaköprü Belediyespor karşısına Hakan Cambazoğlu, Yüksel Kayaalp, Yiğitcan Erdoğan, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Emre Yıldız, Zeki Korkmaz, Salih Polat Demir, Mesut Saray, İzzet Topatar, Fırat Ergün ve Ömer Faruk Sezgin 11 ile çıktı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Karaköprü Belediyespor bu yarıda da bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. Elazığ Spor, Palandöken'deki son hazırlık maçında pazar günü Azerbaycan'ın ikinci ligdeki temsilcisi Nahçıvan'la karşılaşacak. Elazığ Spor Kulübü yeni sezonda giyilecek olan forma görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bordo beyazlı, gri ve beyaz zemin ağırlıklı formaların store mağazasında da satışa sunulacağı öğrenildi. Elazığ Spor Kulübü 2022-2023 sezonunda bordo beyazlı takımın giyeceği formaların görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bordo, gri ve beyaz zemin ağırlıklı olan formalardan gri zeminli olan da ayrıca Elazığ özgü 3 mum figürü de bulunuyor. Yeni sezon formaları sezon öncesinde store mağazasından da satışa sunulacak. Erzurum Palandöken'de ikinci etap çalışmalarını sürdüren Elazığ Karakoçan takımı oynadığı ilk hazırlık maçında Erbaa Spor'a 1-0 mağlup oldu. Erzurum Palandöken'de ikinci etap kamp çalışmalarını devam ettiren Elazığ Karakoçan takımı oynadığı ilk hazırlık maçından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mavi beyazlı temsilcimiz TFF 3. lig ekiplerinden Erbaa Spor'la karşı karşıya geldi. Yüksek irtifa sahasında oynanan maçta Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü her iki yarıda da farklı 11 ile sahada yer aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında bir gol bulan Tokat takımı sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 14 Ağustos Pazar günü Azerbaycan 2. lig ekibi Nahçıvan'la ikinci hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İlimiz teknik adamlarından Bülent Güllü, bölgesel amatör lig takımlarından Dersim Spor teknik sorumlusu oldu.
Elazığ'da teknik adam olarak görev yapan ve Elazığ Belediyespor, Dersim Spor ve Fırat Üniversitesi gibi balda mücadele eden takımlarda teknik sorumlu olarak görev yapan Bülent Güllü, Dersim Spor'la anlaştı. Yeni sezon öncesinde Dersim Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Şengezer'le el sıkışan Bülent Güllü için paylaşımda bulunan kulübü, Bülent Güllü ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine aramıza hoş geldin diyoruz. Transfer çalışmalarına hocamızla birlikte en kısa zamanda Dersim halkına duyuracağız. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur paylaşımı yapıldı. İlimize bir spor tesisi daha kazandırılıyor. 15 Temmuz spor salonunda yapılan tırmanış duvarında sona gelinirken Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren 3 ayrı tırmanış duvarının bulunduğu tesiste Balkan ve Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Elazığ yeni bir spor branşıyla daha tanışıyor. 15 Temmuz Spor Salonu'nda Trabzon'dan sonra Elazığ'da da aynı mekanda 3 ayrı tırmanış duvarı montaj işlemlerinin yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, ülkemizde Trabzon'un ardından aynı mekanda 3 ayrı tırmanış disiplini duvarın bulunduğu il Elazığ oldu. Kısa bir süre sonra tamamlanarak sporcularımızın kullanımına açılacak dedi. Dağcılık Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sporcuların kullanacağı tırmanış duvarının tamamlanmasının ve sporcuların kullanımına açılmasının ardından elimizde Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirten Abdülsamet Eren, spor tırmanışta 3 farklı disiplini içeren tırmanış duvarımızın tamamlanmasına çok az kaldı. Burayı Dağcılık ve Tırmanış Federasyonu sporcuları kullanacak. Federasyonumuzla yaptığımız görüşmelerde 3 ayrı tırmanış duvarının aynı salonda olması nedeniyle bize Balkan ve Avrupa Şampiyonası verileceğini belirttiler. Bu tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte ilimizde dağcılık ve tırmanış branşında sporcularımız olacak. Burada idman yapacaklar. Bir süre sonra ilimizden Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışacak sporcularımız olacak. Biz sporu farklı branşlara yayıyoruz, dedi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.